Mutlu bir pazar günü diliyoruz tüm izleyicilerimize. Değerli izleyiciler, Trabzonspor'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Şampiyonluğundan dolayı Erbatur'la birlikteyiz. Her pazar olduğu gibi Avrupa Stüdyosu'nda yine sizler için çok güzel konular hazırladık ama tabii ki bir numaralı şu anda gündem maddesi kuşkusuz Trabzonspor'un şampiyonluğu. Tebrik edelim bir kez daha alkışlayalım. Büyük bir emek, büyük bir uğraş sonunda gelen bir başarı ve mutluluk tabii Veli yani Oyuncular, teknik ekip, yönetim, tüm taraftar camiayı bir kez daha kutluyoruz. Sana göre bu şampiyonluğun en önemli 3 oyuncusu ve 3 faktörü ayrı ayrı başlatılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Çok samimiyetle söylüyorum. Bakın yani biz genelde Erbatur'la bu yayına gelmeden önce pazar sabahları e, hani yukarıda bir arada olmuyoruz. Evet. İlk kez stüdyoda yaklaşık bir yayından 15 dakika önce burada bir araya geliyoruz ve yayına dair ekstra bir konuşma daha geçmiyor. Zaten hafta boyunca konuşuyoruz ama bunu hiç konuşmamıştık. Doğru. Ben aynı şeyi not almıştım. Buraya notlarım arasında var. Aynı şeyi ben de sana soracaktım. İşte kaç Kendi adı fikrimde adı? var elbette. 3 ee, futbolcu, 3 futbolcu olarak ben not aldım. Bu sezonu etki eden en önemli üç futbolcu. Aynı şeyi düşünüyorum. Benim için bir numara açık ara Uğurcan Çakır. 2 numara Marek Hamšík bende şimdi genelde yakın tarihler yakın zamanlar akılda kalır daha çok hani şampiyonluk geldiğin gelmeden önceki 10 hafta 12 hafta bu süreç daha çok akılda kalır yakın tarihli Doğru. olduğu için ama Trabzonspor şampiyonluğu Bence 18 19 haftada resmi olması da Bence bitirdi oralarda farkı açtı 18 haftada Trabzonspor 18 maç sonunda 36 golü vardı takipçilerine söylüyorum Fenerbahçeli 16 Beşiktaş'ta 17, Galatasaray'da 24 puanlık fark açmıştı. Bu da en az en yakın takipçisiyle bu 3 takımdan 6 maç anlamına geliyor. 6 maç. Bunun geri dönüşü artık çok çok zordu diğer takımlar adına. Çünkü onların gardını da düşürmüştü ve şehri havaya getirmişti, takım havayı yakalamıştı, özgüven tavan yapmıştı ve bu süreçteki bölüm benim için çok önemli. Son 10 haftalık süreçten ziyade ve bu süreçte takımın öne çıkan İki oyuncusundan bir tanesi Marek Hamşik'ti. Attığı gol asistten ziyade saha içi liderlik, takım arkadaşlarını ayağa kaldırma, oyunu yönlendirme, oyunu iki yönlü oynama vesaire gibi birçok net etkenden dolayı benim için Marek Hamşik iki numaradır. Üç numarada yine son 10 haftadan bağımsız konuşuyorum. Ağırlıklı olarak bu süreçle ilgili söylüyorum. Vakemedir. Aynen. Benim için Uğurcan 1, Marek Hamşik 2, Vakeme 3 şeklindedir. Bir de tabii senin buradaki en çok etkilen 3 futbolcu konusunda düşünceni merak ediyorum. Sonrasında bir de bundan sonrası için de fikrim var onu da söylemek isterim. Ben 1'e Uğurcan'a yazıyorum aynı noktadayız. 2'ye tamam. Ye Vakayeme'yi koyuyorum. Çünkü büyük maçlarda da kilidin açılması gerektiği maçlarda da hep görevini yaptı. 3'e de Hamşi'yi yazıyorum. Ama Hamşi'ye bir de ayrı bir mansiyon ödülü vermek lazım. Bu kadar büyük bir liderin bu kadar büyük bir futbol kariyerinin hı hı. burada yaptığı sahiplenme, oyun içi generalliği ve saha dışı generalliği ile ilgili. O yüzden hani bu üçünü koydum ama ham bir de ayrı ödül verdim. E tabii belki ham şeyin videosunu isterken ondan da istemiştim Veli. Burada aslında verebiliriz istersen. Çünkü bu kadar büyük bir yıldızın böyle bir sahiplenme, böyle bir kendini adaması kolay değil. Kesinlikle o videoyu hazırlıyor arkadaşımız. Vereceğiz hatta şunu da söyleyeyim o sahiplenmeyi gösteren o videoda var mesela ispatı olarak hatta saha içindeki sevinçlere baktığımızda bak böyle üst düzey bir futbolcu. Egosu tavan olmuş olsaydı eğer böyle bir durumla sahip bir isim olsaydı ya çekip giderdi soyma odasına tamam mı? Egosuyla şampiyonluğu yaşardı. Öyle birisi olmadığını tabii tabii. Saha içerisinde taraftarla inanılmaz görüntüler ortaya koyarak fazlasını yaşattı. Baştan direktlerimizden, Priyan'ından ...sesli olarak rica edelim. Ben o zaman videoya pası atayım bir izleyelim bakalım doğal olarak. Trabzon! Şimdi tabii bu ne kadar değerli bir şey. Dün Barış Şurtus'un ben yayında anlattığı en uzun telefon işte Skype görüşmesini Abdullah Hoca Hamşikle yapmış ve planları anlatmış. Ha turnuvada halledildiği iş yani. Çok özel bir transfer. E sonuçta o da ilk şampiyonluğunu yaşıyor ve böyle bir general böyle genç adamlarla da beraber oraya bir farklılık katıyor. İşte aslında şampiyonluk nasıl geliyor? Bunun matematiğini, mekaniğini tabii ki konuşuruz, konuşmalıyız. Ama bu parçaları da es geçmemeliyiz Veli. Kesin %100 çok net olarak ben de aynı fikirdeyim. Artı e, hep yakın zamanlar aklımızda kalıyor. Şimdi bak bu adam sezon başı itibariyle milli takımlar, Avrupa Şampiyonası vesaire dahil 35 maç, 36 maç falan üst üste oynadı. Ve bunu çok kısa periyotta yaptı. Hatta o periyot içerisinde o aralığı baz aldığımızda, o dönem için söylüyorum. Ee, o dönem içerisinde en uzun, en çok maç oynayan oynayacak lisesi yapsanız Avrupa'da Marek Hamšík ilk ondadır. O dönem için söylüyorum. Doğru, doğru. Ve dolayısıyla bu adam fiziksel olarak bir yorgunluğu olacak, sakatlık yaşaması gayet doğal. O yüzden bu durum Trabzonspor için de bir aynı zamanda e, ders olmuş oldu bence o anlamda gelecek sezon Marek Hamšík daha idareli, daha doğru bir şekilde kullanmanın e, metotlarını hmm. araştıracaktır bence ve gelecek sezonda Marek Hamšík hiç kimse yok saymasın. Trabzonspor orta sahasında yine yazılacak olan bir numaralı isim Marek Hamşik olur. Bir yandan da Trabzonspor maçlarını Tülay Hanım ortamızda dönebilirsek rica edeyim. Çünkü biz burada her şeyi konuşuyoruz ama bir Abdullah Avcı fotoğrafı ayrıca çekmemiz gerekiyor. Genel maçlardan ziyade ortaya konulanla ilgili. Çünkü bu takım sezon başından itibaren, bak Cervinho geldi, sakatlandı. Cervinho bütün hücumu, bütün savunmaları sallayabilen ki sallayan oynadığı dönemde bir yetenek. Sakatlandı, çıktı. Ya takımın savunma hattında Edgar'i'ye Hugo sakatlandılar, yoktular bir ara. Evet. Hamşik öyle, Bakasetas öyle. Herkes mi? Ömür bir ara yoktu, geri geldi. Yani şimdi böyle bir takımın mekaniğini ve ortaya sistemini koymak yani kim oynarsa oynasın ya %100 de değil de %70 de aynı biri bir alabilmek de bir teknik adam başarısıdır. Abdullah Avcı ve teknik ekibi de ayrıca tebrik etmek lazım belli. Kesinlikle aynı ee, birkaç mesaj okuyayım. Tabii. Eren Bey demiş ki Uğurcan, Vakeme, Marek Hamşik bana göre en çok katkı yapan 3 futbolcu demiş. Aytunç mesaj göndermiş. Uğurcan 1, Vakeme 2, Bakasetas 3 veya Vişçe olur gibi geliyor demiş. Hamşik de olur ancak sanki katkı açısından Bakasetas veya Vişça daha önde gördüğünü ifade ediyor mesajlarında. Bak bu arada araya gireyim hiç size söylemiyor. Bir de e, Cornelius'u da övmemiz lazım. Bak burada evet. Abdullah Avcı ile beraber ama. Evet. Herkeslendi ki kardeşim. Sörlot'u alamadınız, daha uygununu aldınız. Beni Uygun... ayır oradan. Benim benim açıklamalarım ha. ve tweetlerim hala duruyor yani. Doğru haklısın. Yok seni ayırıyor. Transfer olduğu gün dedim ki Cornelius bu sezon 20 gol atar dedim. Az kaldı. 3 gol kaldı galiba. 4 gol mü kaldı, ne kaldı? Öyle bir şeyler. Ama şu da var yani mesela attığı gollerden ziyade orada bir plan olduğu unutuldu. Tabii. Aynı modeli, oynamaya alışmış bir modeli aynı model oyuncuyla devam ettirdin. Ve bu muadili sağladın. Yine teknik ekip başarısı, oyuncu da başarısı. Kesinlikle. Ama önemli bir başlık bence. Hemen çok kısa şunu da konuşalım ondan Tabii. sonra devam edelim devam konularımızla. Ee, gelecek sezon seviye yükseltmek zorunda Trabzon'sa. Doğru. Şimdi bu sezon ki ne dedi Sayın Ahmet Ağol basın toplantısında? gelecek sezon daha üst seviyede rakiplerle birlikte şampiyonluğu yaşayarak Türk futbolunun kalitesini arttırmayı isteriz dedi. Tabii. Ya, o şekilde bir şampiyonluk daha istiyor Trabzonspor belli ki. Daha böyle e, korakor bir mücadeleyle birlikte herkesin böyle bir arada şampiyon mücadelesi verdiği. Şimdi hanedanlık bekliyor musun? Yani bir bir süre domine etmesini bekliyor musun şampiyonlukları? Kolay değil. değil. Çünkü bu durumlarda hatırlarsın. E, mesela Premier Lig'de olmuştur böyle bir durum. Chelsea düşmüştür, City düşmüştür, evet, evet. Liverpool düşmüştür ama sonra o ölü toprağını üzerinden atmışlardır. Ben benzer bir durum bekliyorum açıkçası. Her ne kadar Galatasaray'da şu anda ciddi bir kaos ortamı olsa da Haziran ayında seçim olması çok ciddi endişe verici bir durum Galatasaray açısından bana göre. %100. E, çünkü planlamalar, gelecekler, gidecekler, hoca konuları vesaire çok geç kalınmış bir süre. Ve bu da bir yıla kayıp, kayıp anlamına gelebilir. Ama şöyle bir durum, bir seviyeyi yükseltmek istiyorsa ki Şampiyonlar Ligi seviyesinden bahsediyoruz Tabii, artık. Elemeler. O zaman bence nokta atışı dört tane transfer yapması lazım Trabzonspor. Nereye? Stoper %100. Sol bek. Evet. Merkez orta saha ve vakime konusunda emin değilim bak. Yani kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum. Ama yine de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Vakimeyi bak tekrar söylüyorum. En çok katkı veren oyuncular listesinde bu sene şampiyonluğa 3 numarayı koyuyorum. Hı hı. Ama e, Başka bir tip oyuncu sanki Abdullah Avcı daha çok istiyor gibime geliyor bana orada. Bir hızı diyorsun yani. Daha böyle bir hareketli savunmaya çok koşan tempolu bir oyuncu istiyor gibi geliyor bana. Bakayım bırak Şampiyonlar Ligi seviyesini uzay seviyesinde de çıkar. Oynar. Oynayacağın oyuna bağlı. O, o bak Vakeme Abi Vakeme'yi hatırla. Roma maçlarında da hatırla. Vakeme'nin karşısındaki sabit kim olursa olsun. Katılıyorum. Yüzde yüz. Kendi hızına, kendi oyun planına düşürüyor ve ona göre oynuyor. Katılıyorum. Mourinho'yu da çıldırttı yani maç. Biliyorum. O yüzden ben Vakeme'nin yine eğer kalırsa bunu göstereceğini düşünmekteyim. Bir şey ekleyecektim. Serhat Bey yazmış. Dün %100 futbolda da konuştuk. Ben o parantezi açmıştım. Dorukhan'ı da unutmayın demiş. Doğru. Hakikaten Doğru. alkışlayalım. Bak Dorukhan burada biz program yapıyorduk. Galatasaray 6 numara arıyordu. Evet. Ben dedim ki hiç düşünmem gider Dorukhan'ı alırım. Doğru. Ya kardeşim Dorukhan mı alır falan tepkiler de geldi biliyorsun. Ama... ama bu çocuk geldiği günden beri Beşiktaş'ta da Eskişehir'den Beşiktaş'ta da Şimdi geldi Trabzon'da, milli takımda hep belli bir seviyede oynadı. Ve sonuna kadar profesyonel, sonuna kadar görevi en üst seviyeye çıkarak oynadı. Sağ bek, ön libero, ön taraf. Evet. Hepsini yaptı. Burada da. Üst üste iki şampiyon. Şey şey giderek attı golü. Ya daha ne yapsın? Bu arada Ömür İçeri de. İçeri kat etti. Nasıl sürt topu yani. Ve bu arada iki de asist yaptı Ömür. Tabii, Yine tabii. atlanıyor. Tabii. Gider mi bu sene Ömür sence? Çok iyi bir 8 numara geliyor. Bence iyi bir 8 numara geliyor. E, Abdülkadir Ömür. Güzel. Yani çok da iyi oldu. Abdullah Hoca bu tür oyuncu evrimlerini iyi beceren bir teknik direktör ki İrfan Can Kahveci'yi başka boyuta getirmişti. İrfan Can Kahveci şimdi tekrardan bir kanat favorite dönmek amacında gibi gözüküyor. Evet. Ama keşke o uzmanlaştığı alan 8'de kalsa İrfan Can fark yaratan bir oyuncu orada olmuştu. Abdülkadir Ömür şimdi İrfan Can yaptığını o yapacak, o fark yaratan bir oyuncu olacak bence 8 numarada. Gidecek mi kalacak Gidecek mı? Gidecek mi kalacak mı? Ee, umarım gider de Umarım gider dediğin evet. iyi bir Avrupa kulübüne umarım Tabii. gider Ya ortalama da olsa gitsin kardeşim Oradan sonra yükselir gene Şimdi yani... Lil, Lil, Lil çok iyi bir Avrupa kulübü mü? Nasıl? Lil çok iyi bir Avrupa kulübü mü? Yok, hayır, yani hiç, hiç. işte onu söylemeye çalışıyorum Nant da olsa gitmesi lazım yani Ömür'ün Ömür'ün gitmesi lazım abi Ömür bence görevini de yaptı Hı -hı. Şampiyonluğu da kazandırdı Büyük bir krizden çıktı geri de döndü Doğru. Bence bundan sonra eğer Biz Ömür'den o adımı bekliyorsak ki ben bekliyorum hala Zaman bu zaman Scouting özelliklerine baktığımız zaman, scoutların daha çok dikkat ettikleri parametrelere baktığımız zaman Uğurcan ve Abdülkadir Ömür ikilisini öne çıkarttığımda Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya transfer ihtimali daha yüksek görüyorum. Hmm. Yani e, şu açıdan söylüyorum. 8 numaraya geçtiği, oradaki meziyetlerini ortaya koyduğu için burada scoutların daha farklı not aldığını düşünüyorum Abdülkadir Ömür'ü. Peki. Haydi devam edelim. Devam edelim. Diğer şampiyonu. Ee, bir başka şampiyona geçeceğiz. Real Madrid ve Ancelotti 5 büyük ligde şampiyonluğa ulaşan ilk ve tek teknik direktör aynı zamanda. Bu çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Ancelotti'nin yaptığı. Neden Ancelotti'nin yeteri kadar hakkı verilmiyor sence? Onu da sorayım sana. Ya biz aslında geçen hafta burada özel bir Ancelotti bölümü ya, yaptık. Hatta iki haftadır yapıyoruz. İki yani. haftadır yapıyoruz. Dün VTR, Geçen hafta VTR'li de yaptık. Kitabından da bölümler dile getirdik. Bununla ilgili konuşurken Kitabından şu anıyı hatırlatayım hmm. ki oyunculardan da fikir almışlar e, Veli. Dönebiliyorsak İspanya Real Madrid maçları dönebiliyorsak dönelim rica edeyim yönetmenimizden Tülay Hanım'dan. Çünkü orada bazı başlıklar da var oyuncularla ilgili. Dünyanın en iyi insan ilişkileri olan teknik adamı olarak seslendiriyor. Hemen hemen çalıştığı bütün oyuncular. Hmm. Yani şimdi bazı insanlar vardır çok isteseler çok iyi siyasetçi de olurlar. Ancelotti onlardan biri. Mesela büyük siyasetçiler için söylerler bunu. Ben anlatılanlarda Süleyman Demirel için de söylerlermiş. Birini bir kere gördüğünde unutmayan. Evet, ben çok duyarım onu. Anılarını hatırlayan. Evet. Yani mesela senin kız kardeşin şöyleydi nasıl de diyen. Tam da öyle bir adammış. Yani gittiği takımlarda, çalıştığı yerlerde kulüp çalışanlarıyla işte oradaki esnafla herkesle tanışıyor. Hepsinin hikayesini hatırlıyor ve unutmuyor. Döndüğüne var tekrar soruyor. Var, var. Tanıdığımız ve isimler de var. Fark yaratıyorlar. Özel insanlar da. Özel onu. insanlar. Var. Yani oğlumun Aykide hocası aynı şekilde bir kere tanıştı, ilk gördü. Ondan sonra asla unutmadı kendisini ve sürekli olarak o özellikleriyle ilgili hep sohbet etti mesela yani. Ve yaklaşım biçimi aileyi mutlu ediyor, çocuğu mutlu Et ediyor. Tabii. Ya bu iletişim çok özel bir şey yani. Şimdi büyük takım hocası onu kabul edelim. büyük takım hocası olmak başka bir şey. Çünkü Del Bosque'nin dediğini hatırlayalım. Büyük takım hocalığı en iyi idareci olma sanatıdır. Kesin. Ya Çünkü orada başka figürlerle uğraşıyorsun. Yani diyebilirsin kardeşim Everton, bu arada Everton da yani yedinci yaptı ha. Şimdi düşüyor biliyorsun Everton neredeyse. Evet evet. Yaptı yani onu da yaptı Aynı, hocam. Yaptı. Neyse şeyi söylemek lazım. Bu geçmişe baktığında şunu yapmış. Şimdi diyor ki Zlatan Pep Guardiola diyor, her şeyi sizden ister, anlatır, farklı bir şey size ekler. İşte Mourinho sizi zorlar. Sürekli bam telinize basar. Oyununuza çok şey verir ama oyununuz hayatınızdan çok şey alır. Ancelotti ise sizi sürekli mutlu eder ama bunun için uğraşmaz. Onun varlığı sizi mutlu eder ve sizi olduğunuz yerde rahat ettirir yanındaki yardımcılarıyla da bir ortaya sistem çıkarır. Büyük takım hocaları da böyle oluyor başka bir seviye bakış açısından. Birazdan konuşacağız aslında hocaları. En önemli modeli bu anlamda Ancelotti Hoca. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ben not aldım bazı konularda Real Madrid ile ilgili. Benzema. Evet. Şu anda La Liga'da gol kralında açık arada. Raul de Thomas'ın önünde açık ara 26 Gidiyor. golle. Şu an zirvede. Asist kralında zirvede. 26 gol, 11 asist. Şampiyonlar Ligi 14 gol. Bu sezon resmi maçlarda 42 gol, 13 asist. Real Madrid'de şu anda. Muazzam. Ulaştığı maç sayısı dün itibariyle Hierro'yu yakaladı. Hierro'yu. Önünde 4 isim kaldı. Raul, Ramos, Sanchez, Casillas, Benzema. Real Madrid tarihinde bir artık büyük bir efsanedir. %6. Bak. Büyük, çok büyük bir efsanedir ve hakkı verilmediğini yeterince düşündüğüm yeni yeni hakkı verilen isimlerden bir tanesi Benzema. Hani dünyanın en iyi santrforları sayılırken bu seneye kadar Benzema ilk beşe saymıyorlar yani Doğru, mesela. Doğru haklısın haklısın. Çok enteresan bir durum. Artı Ronaldo 450 gol Real Madrid tarihinde. Raul 324 gol. Benzema 321 gol. Üçüncü en golcü oyuncusu Real Madrid tarihinin. Bir diğer notta asist bakımından açık ara Real Madrid tarihinde zirvede Benzema. Santifor'dan bahsediyorum. 10 numaradan bahsetmiyorum. Asiste 157 asistle Real Madrid tarihinin bir numarası asiste şu anda. Santifor'dan bahsediyoruz. Açık ara en çok asist yapan isim. Bak tam bu noktada Benzema'yı çok övüyoruz. Sen de çok önemli olarak verdin detayları. Diğer tarafta bir de Kurtuğa kurtarışı gördük. Tamam. Bence biraz Kurtağı'nın da hakkı verilmiyor. Kurtuğa çok İyi bir kaleci. İyi kaleci evet doğru söylüyorsun katılıyorum. Yani şimdi Donnarumma'nın büyüklüğünden bahsederiz ya kalede büyür. Kalede iyi oynadığı zamanlar büyür ve rakip gol atamaz bu kaleye dersin. Kurtuğa da bazen o seviyeye geliyor. O yüzden atanın tutanın noktasına geri geleceğiz ama Real Madrid'de bu işlemler doğru yapıldı ve bence özel ödüllü Vinicius Junior bu sene. Oyuncu yükseltemiyor diyoruz ya hani öyle deniyor ya geçen hafta Joe onun açıklamasını evet, vermişti. Evet. Kimi hediye etti kardeşim? Belki Vinicius Junior'a hediye etmedi dü dünya futboluna ama bir Vinicius Junior'ın aşması gereken eşiği aştırdı diye düşünüyorum Ancelotti Hoca. Yani şu an dünyanın en önemli kanat oyuncularından birine dönüştü. Hepsini de birleştirmek lazım. Ağır bir Barcelona taraftarısın. Çok. Bu anlamda şunu sorayım sana. Real Madrid'in gelecek sezonki muhtemel hücum üçlüsü. Vinicius Junior. Mbappe. Benzema. Mbappe. Heyecanlandırıyor mu seni? Yani biraz geriyor. <gülüyor> <gülüyor> ama veya <laughs> yani şey tabii bu arada şu Kurtuğan'ın açıklamasını da verip böyle konuşalım Verelim. mı? Verelim. açıklamasını verelim. Çünkü tam verelim. birbirine bağlı aklıma o geldi. O sırada Erbatur'da biraz e, düşünme şansına sahip olsun. Hayır ama bir bağlı o yüzden. Düşündüm <laughs> de o yüzden <laughs> istedim. E, açıklamasını bir rica edelim. O da şimdi gelecek. Şampiyonluktan sonra yaptığı yeni. Ilgili olarak. El klasik ile geliyorsun. El Clasico'dan sonra bazıları sanki şampiyonluk kazanmış gibi kutlama yapıyordu diye Barcelona'ya atıfta bulunuyor. Şimdi bir kere Kurtay'ı övdük ama burada da bir Kurtay'a bir şerh koyayım. Ya olur ya bu açıklamada. Ya Allah, bu atışma olur. Alınganlık sen? yapma şimdi. Alınganlık <laughs> yapmıyorum da o Kurtay anlamamış. O maçı kazanmanın <laughs> ha, mutluluğu anladım. değildi. Tamam. O geri dönüşün mutluluğu. Hmm, yani biz geri geldik. Yani sen diyorsun ya seni geriyor mu? Daha doğrusu heyecanlanıyor musun? diyorsun da o geriyor mu? Yani geriliyorsun. <laughs> hücum attığı. ama sen farkında değilsin. Thibaut Courtois da Barcelona'nın dönüşünün farkında. Ha anladım. Yani bu açıklama Güzel da bir... onun. Evet. O o yüzden bunlar birbirine bağlı noktalar. Evet. Şampiyonluk kazanmış kutlaması değildi o. Hmm. Bize bitti diyorlardı. Bu kadar kısa sürede geri dönebildik. Kutlamasıydı. Çünkü onu gösterdi. Biraz da sanki Real Madrid'de yani bu durumun normalleştirilmesinden rahatsız gibi futbolcular. Yani ne olacak şimdi? Real Madrid'sin şampiyon olursun. Yani yere çıkmışsın. Değil işte yani Ronaldo gitmiş, Bale yok, oyuncu üçlüsünden bir değişiklik var. Ramos gitmiş, Casillas gitmiş. Bak Casillas, Tabii. Ramos, Ronaldo, Gerrit Bale bunlar artık bu kadro içerisinde yoklar. Şimdi Ve bunların olmadığı bir ortamda Real Madrid bunları yapıyorken bu çok değerli bir şey. Şampiyonluk sayıları da baktım. Real Madrid 35, hı hı. Barcelona 26, hı. Atletico Madrid 11, Atletik Bilbao 8, Valencia 6, Sociedad 2. Deportivo La Coruña 1, Sevilla ve Real Betis 1'er. Yani böyle geçmişten bugüne zaten olan takımlar belli. Biraz bizim lige benziyor o anlamda biliyorsun yani. 3-4 tamam. takımın sürekli evet. ön tarafta olduğu bir lig birçok ülkede böyle aslında. Öyle ama yani tabii burada bu La Liga'nın düşüşünde en büyük sorumlu kendileri. Real Madrid'de Barcelona bütün payı kendilerine aldılar, kendilerine aldılar. Diğerleri biraz daha aşağı doğru indi. Ama anlıyorum da yani bak bir Bayern Münih dominasyonu değil. Tamam. Ama bir Bayern Münih dominasyonu olmamasında Bayern Münih'in Dortmund'u ezdiği gibi Real Madrid'in Barcelona'yı ezememesinin nedeni Atletico var. Atletico'da geldi. Gel geldi. Meyelim. Tabii Atletico'yu da oraya. 10 yıldır bakalım. Atletico'da var burada. Simone Hoca'nın da orada hakkını verelim. Başkası olsa olmazdı gerçi. Dolayısıyla buradaki bu durum bence gayet değerli. Çok değerli bir olay. Tabii. O yüzden de böyle hani onlar da şeyin farkındalar. La Liga'nın da derçi senin bahsettiğin üzere biraz marka değeri azaldığı için son dönemde biraz kalitesi düştü gibi gözüktüğü için Aynı zamanda düştü gibi mi gözüktü, düştü mü? Düştü gibi gözüküyor. Düştü değil mi? düştü. düştü. Düzeltim tamam. onu. Düştü. Yani çünkü bir İngiltere çok yükseldi. En iyi teknik adamlar tabii oraya gitti. Artık teknik adam yüzde yüzü futbolun. İki Messi Ronaldo sonrası her zaman rekabetler yükseltir bir aşağı indin. Üç rekabetler başka yöne kaymaya başladı. E, dört sen Barcelona biraz sallandığı zaman Real yani Madrid tek başına gibi kalıyor. O yüzden bu şampiyonluk biraz o senin dediğin normalleştirilmesinin eleştirme noktasına geldi şimdi kabul edelim. Barcelona geri dönmeseydi gene daha azdı ilgi bak kimse kusura bakmasın La Liga'ya. Barcelona'nın dönüşünden sonra bu etki ortaya çıktı. Burada taraftarlık yapmıyorum. <laughs> Hocaların etkisinde etkisiyle geçelimdim Ancelotti'den. Geçelim, geçelim işte. bence, geçelim tempo yapalım. Ee, ergin Ataman. Yani hocaya hakikaten... tebrikler. Ya, geçen bir işte o Milano maçından sonra röportajında şöyle bir ifadesini okudum. Eee izleyemedim o kısmını hangi kanalda yaptığını tam bilmiyorum. E, kariyerim aldı başını gidiyor dedi. Hakikaten kariyeri aldı başını gidiyor Ergin Hoca'nın. Ama Ergin Ataman özel bir antrenör. Yüzde yüz. Bak özel bir antrenör ve Ancelotti'den bahsettik ki bu arada şu isimler arası Ancelotti olmalıydı mesela. O bizim hatamız. Hani koymadık. Koymamış mıyız ya? Yani? E, koymadık. Koymalıydık aslında ama buradaki antrenörlerin de hakkında çok özel olduklarını söyleyelim. Çok özel adamlar hepsi buradakiler. Basketboldakiler de çok özel, futboldakiler de çok özel. Ergin Ataman'ın daha gideceği mesafelerin çok olduğunu düşünüyorum. Ee, ve ben bir oyuncu üzerinde Ancelotti etkisine bahsettin ya, Ergin Ataman'ın da kendine has bir tarz oluşturduğunu Tabii. ve basketboldaki, aynı zamanda iletişim anlamındaki e, stratejileri çok iyi belirlediğini ve bu yönde adım adım zirveye doğru gittiğini düşünüyorum ben. Zaten iyi bir stratejist, öyle söyleyeyim yani. Aynı zamanda oyunculara rahatlık verme noktasından bahsediyoruz ya, her ne kadar gerse de, bu bir gerçek, kendi de gerilir, gerer de, evet. oyunculara sağ içinde rahatlığı verme konusunda da bir uzman Ergin Hoca. Yani Hoca ile bir sohbet ettiğimizde, röportaj yaptığımızda o Golden State Warriors oyunundan bahsetmişti. Oyunun gelişimini takip etme noktasına gelirken daha hücum anlamında. Bunları gerçekten çok iyi uyguluyor. Ya biz de takımcılıktan sevme sevmeme noktasına geliniyoruz. O ayrı. Ama işe saygı duymak bambaşka. Hoca İtalya'da şampiyon yaptığında, Siena'yı, Avrupa şampiyonu yaptığında İtalyanlar dev pankartlarla geziyordu. İşte Türko şampiyon, özel ilgi vardı. Yani şey de değil, yerel başarı koçu değil, uluslararası değil, değil. koç. Kesinlikle. Uluslararası bir lider. O yüzden Ergin Ataman'ın işte sevmeyebilirsiniz, antipatik gelebilir bazen. İşte şu şeyi de açıkladı geçenlerde. Nerede izledim? Bilmiyorum hmm. izledim. Hani şu Barcelona'ya kupayı göster, kupa bende hareketi vardı ha, ya. Evet. Şöyle yandı. Onu da işte hani bu benim e, anlattığım bir şeydi. İfade et neyse o detaylı. Ama hocanın... Ya, abi, büyük hocalar bunları yaparlar ya, ya bu arada. Ya bu arada Jose evet. Mourinho mı Camp Nou'da? Tabii şu hareket yok mu? Evet tur attı. Valdez önüne geçmeye çalıştı. Hakem geldi engelledi orada biliyor musun Valdez? Hatırlıyor musun? Görünsü. Tabii tabii hakikaten Doğru söylüyorsun. Ya bizde bir şey oluyor ama işte takımcılıktan. Aynı bizde Mourinho Old tur attı, depar attı mesela. Aynısını Mourinho yaptığı zaman o hocam aynısını bir yerli hocaya bizden biri yaptığı zaman da kardeşim diye kendini destekleyen taraftarı da o bravo büyük hoca. Öyle değil şimdi yani hocanın bir tarzı var. Hoca sadece tarzından değil yani hocanın yaptıklarını ayırmak lazım. Şimdi milli takımı da merak ediyorum. Neler ben de olacak. çok merak ediyorum. Artık çok zeki bir adam. Evet tabii. Sporun her türlüsünü çok takip ediyor evet. ve hepsinden bir şeyler almaya çalışıyor kendisini. Futbolu çok iyi takip ediyor. Basketbolun NBA kısmını söyledin zaten hı hı. sen gelişim için nasıl takip ettiğini. Yani burada başarılı olmak istiyorsan sonuna kadar bu alanı yaşayacaksın, bu sporu yaşayacaksın. Tabii, tabii. Hayatının bir parçası olacak. Yani hayatının büyük parçası olacak hatta. Uykundan arta kalan zamanın ciddi bir bölümünü basketbola, spora ayıracaksın sen. Zaten kendi gelişimini ayıracaksın. Ve Ergin Ataman bunu çok net yapıyor. E zaten o hep verdiğimiz örnek. Orada yani. yerel dedin ya, yerellik hocası değil diye. Onu da söyleyeyim bu arada. Şurada kaçıyor gözden. İşte Galatasaray Türkiye'de şampiyon yaptı. Beşiktaş Türkiye'de şampiyon yaptı. Avrupa'da da yaptı. Avrupa'da da yaptı. Yaptı, Avrupa'da da yaptı. Evet. evet doğru söylüyorsun. Üç kupa aldı Beşiktaş'ta. Ama şunu söyleyeyim. Basketbolda, Türkiye basketboldaki en zirve liglerden bir tanesi. Öyle. Futboldaki gibi değil. zaten İspanya ile 1 iki de uzun süre. Aynen öyle. Zirvedeki liglerden bir tanesi. O yüzden Türkiye ligindeki şampiyonluk kolay bir şampiyonluk değildir. Ve şampiyon yaptıkların kim? Beşiktaş, Galatasaray. Yıllarca şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşmuş takımlar o takımların kimyasını kendisi oluşturup da yapıyor. Ya bir de Avrupa'da da yaptı yani onu söylemeye çalışıyorum. Şey yaptı, yaptı yaptı Avrupa'da yaptı tabii canım. Yani mesela Immobile yerel bir... Kupa'nın her türlü, kazandı. Euro Cup'ı kazandı, Saporta'yı kazandı. Tabii, tabii. Euro Challenge'ı kazandı. Euro Challenge bravo. Evet. Şey kazandı, Euro League kazandı. Hep hepsini kazandı yani. Şöyle anlattım onu zaten. Immobile yerel bir golcü. Avrupa'da çok başarılı olamıyor. Hı -hı. Abi Ergin Hoca gitti İtalya'da da kendini gösterdi. Bence daha uzun sürede kalırdı Avrupa'da da. Kalmadı. Ama bu, o da bir tarz yani. Hocanın bir tarzını. Niye bu konuya girdik? Çünkü bu tarzları da biraz konuşmak için. Ve Shane Larkin'i e de mesela gerektiği zamanda tadında kritik anlarda savunma yapması gerektiğini gösterdi. Maç. mesela çok kritik anlarda iyi savunma yaptı Shane Larkin yani. Shane Larkin başta ilk geldiğinde de ne kadar eleştirildiğini hatırla sonradan yükselişe geçti. Ergin Hoca'nın etkisi büyük. Evet. Biz bugün antrenörleri konuşalım diye zaten evet. buradan başladık. Ama yenilenen futbolda bu tarz teknik adamların ya da yenilenen sporda artık etkisi azalıyor muyu konuşalım. O kısmı değil demiştik. mi? Demiştik tabii. Ya, yıldızlara duvar mı ördü? Onu diyorsun değil mi? Evet, evet. Yenilenen futbol yıldızlara duvar mı ördü? Örüyor mu? Örüyor mu? Ördü mü? Ördü mü? Antrenörün bunu konuştuk, diğer konuya geçelim şimdi. Buyur. Ya şöyle duvar örmek değil ama hala arkamızda gördüğünüz gibi antrenör modelleri var. Evet. Ancelotti'nin de hala iş sisteminin işlediğini görüyoruz. Ha bu belki daha yetiştirilmesi gereken oyuncuların olduğu bir takımda işlemeyebilir. Ama yerine göre oyuncu grubuna göre zaten aslında teknik direktörü de getirmen gerekir. E bu bağlamda biraz örüyor. Ama biraz da buna izin veriyor futbol. Ya yani şöyle söylemek lazım. Artık oyuncu modelleri değişiyor. Ama bu aynı zamanda bizim hala bu büyük yıldızları izlemekten keyif aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Değiştiremez de oyundan koparız belli o zaman. Evet. E tabii şimdi Guardiola'nın, Klopp'un, Tuhel'in, Bielsa'nın oyunculara verdikleri ve oyuna kattıkları çok ayrı şeyler. Ama herkes de aynı model olmak zorunda değil. Bunu da anlamamız lazım. Yani bunda hatalar var mı? Ya Mahrezi dönüştürmeye çalışma yani bu arada yolu hocam. Grill işi çalışma. Dönüştüremiyorsun zaten bu arada. Real Madrid maçında nasıl delirdi Mahrezi? E? Ya Mahrezi'nin de yaptığı işte sol, ters ayağıyla evet. net pozisyonda vurdu. 3 olacaktı maç. Doğru. Bitecekti yani. 3-0'da Biraz belki burada ayrımları yapmak lazım diye düşünüyorum. Ne dersin? Katılıyorum sana ama o dönüştürülmeyen futbolcular da acaba o zirvenin uzağında mı kalıyorlar? O da güzel bakış açısı, haklısın. Yani şimdi mesela buradaki futbolcuları biz hepsini, bir kısmı yakın dönemin, bir kısmı hem bu dönemin hem geleceğin futbolcusu. 90'lar var burada, 2000'ler var, 2010'lar var, 2010 var 2020'ler var. Hepsinden aldık. Yenilenen futbol. Yani ne? daha çok atletizmin ön planda olduğu, evet. oyunu iki yönlü oynayan alan savunması yapan sadece ben hücumlu yetenekliyim, hücum yaparım, hücumdaki yeteneklerimle ben fark yaratırım değil. Aynı zamanda işin takım savunması yönünde katkı sağlayan oyuncular daha çok ön plana çıktığı için şu arkamızdaki yıldızların acaba dönemi bitti mi? Dönem bitti mi derken bu tip futbolcuların artık yeni futbolda yeri yok mu? Ne diyorsun mesela sen? Şimdi Maradona mesela şu dönemde olsaydı. Maradona'yı farz edelim. Maradona oynar abi. <laughs> oynar katılıyorum. <laughs> Ee, çok büyük bir oyuncu. Bak dünyanın bana göre bir numarası. Tamam. Sana göre de öyle Öyle bir numarası. Bu dönemde olsaydı mesela Maradona şu anda futbol çok sert. Alan bırakmıyorlar artık. Yani mesela birine geçiyorsun öteki çıkıyor karşına. Ya, ya da Bil iki kişi Bil birden karşına çıkıyor. Bilbao kasabı ayağını koparıyordu Maradona'nın. Evet, yani alanı malanı bırak. Ayak evet. bırakmıyorlardı adamda doğru. o dönem. O dönemde öyle bir şey evet. var yani. Katılıyorum. Ee, işte Rıdvan Hoca'nın sakatlanması yesiç Evet. Aklıma geliyor. Evet. Ee, bazı oyuncular bence bak işte, Maradona'nın o centile e, kısmından sonra özellikle FIFA'nın evet. yıldız futbolcuları koruyun e talimatı çıktı zaten. E, öyle de. Sonrasında. Ben söyleyeyim bak Rıdvan Hoca tam bu dönemin oyuncusu biliyor musun? Kesinlikle. yani bir Guardiola, Klopp antrenmanı falan alsaydı kanat forvet olarak çok başka bir şey olurdu. Katılıyorum. Yani o dönemin de oynamış olması bu dönemde oynayamayacağı anlamına gelmeyen oyuncular var. Maradona da onlardan biri. Hı hı. Hı hı. Abi şimdi Messi, Ronaldo da abi Ronaldo gene golünü attı daha geçen gün. Ve hala kendini bir şekilde oyunun için adapte edebilmek. Bu da önemli. Adapte edebilmek. Değişen oyuna kendini konumlandırabilmek. Brighton attığı son 15 golün galiba %90'ını Ronaldo attı zaten yani. Zaten atmayınca kazanamıyor. Onu da konuşacağız da. Mesela ee, şunu da soracağım. Şimdi az önce bahsettim ya Benzema'dan bahsederken asist kralında zirvede şu anda La Liga'da. Real Madrid tarihinin 157 asiste bir numarası. Şimdi bakıyorum Mbappe. Mbappe 24 gol 15 asist Lig 1'de şu anda. Totalde bu sezon 35 gol 19 asist resmi maçlarda. Şimdi değişen futbolda işte mesela Mbappe'nin normalde adam eksiltme özelliği çok yüksek. Evet. Gol vuruşu muazzam evet. ama işin asist yönlerine de Benzema Mbappe'de çok fazla eğilmiş durumda. Bu değişen futbol etkisi mi? O oyunun da etkisi ya. Oyuncudan talep edilen de bu bu arada. Senin oyunun Mesela aynı Pochettino Messi'den oyun kurucu olmasını istedi. Messi oyun kurucu oynadım ligin büyük bir bölümünü. Herkes diyor gol sayısı düştü. Evet düştü ama biraz oyun da bunu getirdi Messi'ye. Ya yani bunu da kabul etmek lazım. Haliyle artık futbolcular şunu gördü. Yaptığım sohbetlerde de görüyorum. Ben bu teknik adama gidersem ben gelişirim. Benim onun istediğini yapmam lazım diyor futbolcular. Da. Evet. Bu da haliyle onların biraz dönüşmesini getiriyor. Biz belki bazıları şey... da korkup tam tersini tercih ediyor mesela. Evet evet girmek istemiyor belki evet. o topa. Belki onu da şöyle söylemek lazım. Gerçekten bunu yapmazsan da modern futbolda seviye olarak geride kalabiliyorsun. Ama bir yandan da hala oyunu oradan izlemekte keyifli. Bunu bir noktada buluşturmak lazım. Çünkü biz bunu seninle bir programda konuşmuştuk. Ya yani İngiltere'de de bu var. Fazla akademik hale getirdik futbolu. Bu da birbirine benzeyen kanat forvetler, mekanik oyuncular çıkarmaya başladı diye bir çalışma yayınlamışlardı. Bunun üzerine de çalışıyorlar. Yani bu sadece bizim konuştuğumuz bir konu değil, dünyanın da konuştuğu evet. bir konu. Almanya'da da var bu arada benzer bir konu, onu da söyleyeyim. Bir yandan evet, o matematiğin içinde olman lazım. Bir yandan da oyuncu yeteneklerini köreltmemen lazım. Yani şu an Muhammed Salah, Mane, Jota, Diaz... İşte Robertson, Trent çok yetenekli oyuncular ama o sistemin içinde oldukları için de öne çıkıyorlar. iyice bileniyorlar. Ama kendi yeteneklerini de köreltmiyor mesela Klopp. Doğru. Ona da izin veriyor. Yani bu izni vermek lazım bir yandan. Ben biraz Tuel'in zorladığını düşünüyorum o açıdan. Yani köşeliyor ha. oyuncuları. Biraz daha köşeliyor. Sınırlandırıyor mu diyorsun yani? Ben biraz evet sınırlandırıyor oyuncuları. Bir oyunu. kalıba sokup bu kalıbın dışına çıkmayın Evet bence Çıkarsanız o... hataretimiz hata riskimiz yüksek. Aynen öyle. Kaybedebiliriz kısmında. Geçen hafta anlattığım şey konusu işte. Belki izlemeyenler vardır. Orayı tekrar seslendireyim mi? Tamam. Ancelotti'den o kadar da bahsettik. O... Yani izleyenler de olmuştur. Dinleyenler kusura bakmasın ama bir kere daha seslendireceğim bunu. Tam yeri geldiğinde. ya yani biraz davranmak lazım. Ancelotti geliyor ve şunu anlatıyor. Chelsea'de ekibimden bir analiz uzmanı bana geldi. Ve Joe Cole, Kalu ve Anelka. Bu isimler birlikte oynadıklarında topsuz koşu oranımız şu seviyede yükseliyor. Toplu koşu oranımız şu şekilde yükseliyor. Bu rakamlarla maçı kazanmak arasında direkt bir bağlantı olduğu görülüyor dedi. Ben de ona harika şimdi bu hücum hattında Drogba'yı nereye koymamız lazım bana onu söyle dedim. Bak bu da bir gerçek yani tamam senin matematiğin bu ama işte mutsuz adamlar da ortaya çıkarıyorsun. Aynen. Yani 2 biraz bence fazla matematik. Ben ona John Nash diyorum. <laughs> yani var ya filmi şeyinde oynadığı. Söyle adamın adını unuttum. Gladiator'da oynayan. Evet. Russell Crowe'un oynadığı. Russell Crowe. ee, John Nash karakteri. Bence Oscar'ı da alabilirdi. O kadar iyiydi bu arada. A Beautiful Mind. Çok güzel film. Tavsiye ederim. Neyse. Oradaki gibi sürekli matematik kuramlarıyla yaşadığı için biraz oyunun ruhundan uzak kalıyor bence tuel Vallahi bu anlattığın hikaye muazzam bir hikaye. Yani çok... işte burada hoca farkı burada ortaya çıkıyor mesela. Yani... Bu bununla oynamaz, şu şununla oynamaz öyle bir şey yok diyorlar mesela bunlar. Oynar diyorlar. Oynar. Evet senin matematiğine saygı duyuyorum. Analizine saygı duyuyorum. İstatistiğine varım ama her zaman da her yerde değil kardeşim. Aynen öyle. Kardeşim doğru yerde koydun Çok mi? doğru yerde bence <laughs> cümle 10 kat güçlendi. Ama şu da var. Şeyi de fark etmiyor insanlar bazen bunu konuşurken. Şimdi ben izliyorum çok analizci arkadaşıma da saygı duyuyorum ama bu işin bir soyma odası var. Restoranı var. Kafesi var şimdi Kalıcı Djoko çok iyi oynuyorlar. Tamam, eyvallah Anelka. E baba bunlar akşam yemekte de beraber oturuyorlar. Bir almadın Drogba, iki almadın, 3 evet. almadın. Tabii. E nasıl olacak? Delgenik çıkar. Dün bayıldım ben Trabzonspor soyunma odasında. Herkes bir mesela İsmail Köybaşı'nı herkes salladı değil mi? Evet. Dün gördün mü İsmail'i? Gördüm. Övdü. Bayıldım ya. İngilizceyi Gördüm. çevirdi. Herkes "Bakasetas geldi. İsmail Köybaşı'nı övdü bu adam. Bize idmanda her zaman üst seviye katkı veriyor. Bizi yükseltiyor. İletişimimiz çok iyi diye." Yani evet oyunun matematiğini konuşabilirsiniz Doğru. ama bir de oyunun parçalarını görmemiz lazım. Çok net aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Ee, şimdi devam edelim. Ronaldo'dan da bahsedebiliriz. Manchester United'da. Şimdi Ten Hag'ın gelişi uzun uzun konuştuk aslında. Iki olay hafta. oldu. Gelmeden önce olay oldu. Hı hı. Ne oldu? Ronaldo gitti gele Chelsea'de golünü attı. Acayip ya. Hafta içinde. Adam atıyor. Sürekli olarak atıyor. Şimdi Ten Hag Ronaldo'yu istemiyor. Kendi sistemine uymuyor. Deniliyor. Bir de şu var. Harry Maguire'dan da kaptanını alacak. <laughs> Deha'ya verecekmiş. Deha'ya Deha verecekmiş Aha. mesela. Böyle bir şey de var. Ya ben e, Ronaldo'yu istemeyen bir hoca. Bu bende soru işareti oluşturuyor bu durum bende. Ya ben an... beni rahatsız ediyor bu kavram, bu ifade beni. Ben anlıyorum. Ben ya, de anlıyorum. Sen de anlıyorsun. Aç o zaman. Ya bu benim oyunumu köreltecek. Ya ben çünkü oraya Ronaldo'yu koyduğum sürece istediğim oyun akışkanlığına ulaşmam zaman alacak diyor. Ben de bunu anlıyorum ama bu geçişi Ronaldo'suz yapmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından belli bir senelik süreçte yavaş yavaş oynayarak devam etmesi lazım. Ama az önce konuştuğumuz konu da var. Ragnik oyundan çıkardığında Ronaldo'nun Ragnik'i kameralar önünde Old Trafford'da haşladığı görüntüyü hatırlayalım. Tamam. Kardeşim niye gençleri değil de beni çıkarıyorsun? Dedi ya. Evet. Ha, ya şimdi hocanın aklında şimdi sen Tenaks'ın United'da geliyorsun. Demiş ki Efsane Hollandalı teknik adamlardan biri. Senin reklam kulübünde ne işin var? Oradan adam olmaz. Orası ifla olmaz demiş özetle. E şimdi sen orada hayır ben bunu yapacağım, kanıtlayacağım diyorsun. Çok zengin bir ailenin oğlusun ve kendini hep oradan soyutlayıp kanıtlamışsın futbolda başarılı olmak doğru. istediğin yerde. Yine yapmak istiyorsun. E evet Ronaldo senin için çok özel bir oyuncu ama bir engel de olabilir diye düşünüyor olabilir. Katılıyorum ama şöyle. Burası Manchester United. Kardeşim Dünyanın koy. en büyük Üç kulübünden bir tanesi ve böyle bir kulüpte teknik direktörlük, menajerlik yapmak da kolay bir iş değil. Herkesin de harcı da değil açıkçası. Değil. İşte Sen o olabilir. Oraya tercih ediliyorsan bence e, yıldız yönetiminin de zaten yapabilmelisin. Burası Ajax değil kimse kusura bakmasın yani. Doğru. Ajax'ta altyapıdan gelen bir kültür var. Genç oyuncuları çıkartırsın bir sistem içerisinde gidebildiğin kadar gidersin. Ama Manchester United başka bir seviye. Tamam yeni bir takım oluşturmanı da katılırım. Evet futbol değişti. Evet ama yıldız yönetimini de yapman lazım. Mesela Ancelotti bu takım başında olmuş olsa yine iki sene içinde şampiyonluğun adayı olurdu Manchester United. Aynı şekilde veya Zidane takım başına gelse Zidane mesela hem yeni dönem futboluna hakim hem geçmişten gelen bir gelenekselci yönü de var, var. kendi döneminden de. Çok güzel harmanlamış bir bu iki metodu. Yıldız yönetimini de iyi bilen bir isim. Ronaldo ile yaşamadım problem. Yaşadı. İkisi de ego sahibi insanlar. İkisi de büyük yıldız. Zidane'ın da futbolculuk döneminden gelme durum var. Artı hoca olarak da 3 tane şampiyonluğu yaşamış. Öyle. Ama icabında hoca olduğunda bazen bazı şeyleri görmezden gelebilirsin. Bu senden bir şey kaybettirmez bence. Doğru. İşte onun da gelişeceği yerler var. İşte Ancelotti'nin evet. kitabında bahsettiği başlıklardan biri. Şimdiki aklım olsa Inter'de Roberto Baggio ile kavga etmezdim diyor. Ben burada oynamak istiyorum dediğinde. Drop yapmıyor mu Yıldız yönetimi? Yapıyor ama bak. Ancelotti'den bahsettin ya. Hı. Ten Hag'ın hakkını şöyle ver. O da genç bir teknik adam, hatalar yapacak daha. Ya belki çok genç değil de yine de bu seviyeye yeni geldi diyelim. Evet. Ve haliyle Ancelotti bunu yaptıysa, e, Ten Hag'ın da benzer hatalar yapması çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ben Cristian, hele bir adam her gün gol atıyor. Sürekli gol atıyor yani. Başka türlü gol atamıyorsun zaten. Aynen öyle. Gol atamıyorsun başka türlü. Belki takımın etrafındaki, çevresindeki parçalar orta sahasındaki, sağ bekindeki, sol bekindeki, stoperindeki parçalar çok ha. daha yüksek seviye olsa, daha değerli olsa belki Cristiano Ronaldo'da başka bir görüntü içerisinde olacak yani. Ya şimdi mikrofon düştü. şimdi Rabbena hep bana vardır ya Ronaldo hep kendisine istiyor değil mi topu? Hmm. Normal ama Ronaldo'sun yani. Bu takımda kim ağır? atacak ki başkaya. Dedi ya Tenak, bu takıma açık kalp ameliyatı yapmamız lazım dedi geçen hafta. Açık kalp ameliyatı. Her şeyi değiştireceğiz. Takımın yarısı gidecek zaten. Öyle konuşuluyor. Tabii. O kadar kötü mü bu kadro? O kadar kötü değil. Bence de değil. Biraz biraz abartılıyor. Evet, biraz abartılıyor. Ayrıca ben demedim 80 milyon vermeyi bu ayıra diye. Tabii. Ya saçma sapan transferler yaptınız geçen hafta hepsini detaylı konuş. Aynen öyle. Ha bu hep bana konusu gelmişken tekrar bağlarız da şu Kerem Aktürkoğlu'nun röportajında bir görelim mi Görelim. Gazeteyi. Ee, Ali Naci Küçük. Tabii hem Hürriyet'te hem Vole'de hem de vole de aynı yayınlandı. zamanda yayınlandı. Çok da güzel ve özel bir iş. Tebrik <laughs> edelim bir kez daha. Başlıklara bakalım. Arda'ya Emirhan'a verilen şans bana verilmedi. Başakşehir'e büyük hayallerle imza atmıştım. Belki ağır olabilir ama dört yılımın çalındığını düşünüyorum diyor. Burada öne çıkan konular açıkçası böyle. Böyle bir sezon geçirmeyi ben de beklemiyordum diyor ama tabii bizim daha çok dikkat çekeceğimiz nokta Arda'ya Emirhan'a verilen şans bana verilmedi Şu, diyor. Filfoduna A takımdan bir büyüğü topu niye kaybettin diye bağırıp kendi yeleğini yırtacak küfredecek. Bu mümkün mü? Başakşehir'de bir yılımı Allah'ım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim. Kötü davranacaklar diye bitirdim diyor. Güzel örnekler. Doğru mu yanlış mı? Ya yanlış burada canım. Da konuşabiliriz. Ya bu, bu olacak iş mi ya? İşte o hep bana kültürü dediğim o. Ya bizdeki bu abilik kültürünün bitmesi gerektiğini Mesela şimdi Kerem belli bir çizgi geçti, bunları rahat rahat söylüyor. Söyleyemeyen çok çocuk var. Tabii var, var, elbette var. Yani bu yaklaşımla beraber bence çok özel röportaj bu arada. Çok Kesinlikle. güzel. Eline sağlık Alina Çiçkücüğünde, Bolay ekibinin de. Onur Turul da orada. Onur Turul da e, röportajın içindeydi hakikaten çok özel röportaj. Bence buradan çok şey çıkarmalıyız ya. Kesinlikle çıkarmalıyız ve çıkarttığımızda düşünüyorum yani bu hani çok büyük bir etki yarat demeyeceğim. Evet ama yani bunu söylemesi alt yaşlardaki diğer futbolculara da aynı zamanda bir e, güven vermiştir belli ölçüde bence. Ben de aynı fikirdeyim. Bir de Z kuşağının artık Evet bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Tabii tabii ben. katılıyorum ben de. Bir de abi mesela pas vermiyor diye böyle yırtmak falan şey nedir ya? Yani VIP falan. Vardı ama bunlar ya maalesef vardı yani. Evet, maalesef yani. vardı. Bunlar dediğin gibi kuşak değişince şu anda... Tahminimce ciddi anlamda azaldığını düşünüyorum. Düşünmek de istiyorum aynı zamanda o şekilde. Aynı fikirdeyim. Ee, ama yani bu durum değişecektir. Hani dediği gibi Phil Foden örneği güzel bir örnek mesela. O da Phil Foden'dan bahsetmesi aynı zamanda sanki e, Kanat Forvet olarak onu daha çok izlediğini düşünüyorum. Bilinçaltına yerleşmiş çünkü Phil Foden onunla bence. Evet evet. Bu bilinç verdiği örnek. Yoksa niye Phil Foden ismi değil mi? Ya o yaşta özel Phil özel bir şey yaşamadı çünkü Phil Foden yani. Ya bu işte onda. bu yaşlar örneği olarak düşündüm ben. Hani bu yaşlar. Bir de mevkisel olarak da kendine yakın olduğu için bir bilinçaltı var bence Kerem'de. O, olabilir yani. Tarz olarak da benziyorlar bence. Evet bu arada dün Phil Foden yine çılgın hareketler yaptı. Çok, çok acayip bir adama dönüşüyor. Adam. Bak yetiştiğin yer, yetiştiğin hoca ne kadar önemli. Bir hepsini birbirine bağlayalım konuların. Phil Foden Guardiola'nın elinde olmasa bu seviyeye gelmezdi. Ve fakat Jack Grealish'in de Guardiola'nın elinde olmasına gerek yok. Yani bu olaya böyle okumamız lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun Guardiola tarzı bir adamla çalışması lazım. Sergen Yalçın'ın değil. Şimdi kimse kusura bakmasın bak. Jack Grealish de belki üst seviyelerde olmak istiyor olabilir ama yani. Hani ben de o üst seviyelerin tadını çıkarmak istiyorum. Ben de oralarda olmak istiyorum. Ben de yetenimin farkındayım. Ama sen atlayabilir. Atletizm şimdi Messi'ye o özgürlüğü veriyordu. Bence Grealish'i de öyle düşündü bu arada. Ben konuşmalarından satır aralarından onu anlıyorum. Çünkü City'ye karşı takımlar kapandığında buradaki araları küçük dar boşlukları çözecek oyuncu eksikliği yaşıyordu City hı hı. zaman zaman. Grilish'ten onu bekledi ama Grilish öyle bir tempo oyuncusu değil. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Messi o tempoyu yapardı çünkü. Ama Grilish ikili mücadelelere giren bir oyuncu mesela. İler yani ben çok şöyle çok e, korkusuzca giren, tekme çokça yiyen hatta ben geçen sene Madison'la Grilish kıyaslaması yapılırken hep ayrımı öyle yapmıştım. Madison daha kırılgan bir oyuncu. İkili mücadelelerde daha kırılabilen bir oyuncu. Jack Grealish tekme yiyen ve tekmeler karşısında yılmayan bir oyuncu olarak görüyordum ben. Daha böyle yani e, bacakları kuvvetli, baldırları daha sert, böyle güçlü kuvvetli bir evet. oyuncu olarak görüyordum. Ama şu da bir gerçek. Hatta Madison şimdi burada. O zaten Madison daha yukarıda şimdi. Tekmelikleri, tozlukları aşağı indirme özgüveni var mesela. İşte o, o bak eski tarz o. Evet. Öyle adamın mekaniğin içine çok girmemesi lazım. Bırak seni izleyelim biz yani. Juan Sebastian Veron geldi aklıma. İndiren. Yusuf Şimşek var. Yusuf, tabii, tabii, Yusuf Şimşek. Yusuf Şimşek. Şimşek. Ya bu Bruno arada... Bak ilk aklımda kan oldu benim ya. Yani. Aa, Bruno Porto'da. Efendim? Kim? Apia. Heh, evet. Yani indirir, Apia. De, evet Apia da indirir. Aa, bu arada bak bu Mantelite ile ilgili bir de Salah'ın açıklaması vardı. 4 4 Salah, dergisine. Evet, onu da onu. verelim. Dünyanın en iyi oyuncusu benim açıklamasını diyorsun. Evet. Bak Mantelite önemli bir şey çünkü. Bak, güzel bir yaklaşım. Ee, Moğol Salah'ın açıklaması Muhammed Salah'ın açıklamasını verelim Ekrana gelecek şimdi Dünyanın en iyi oyuncusu benim Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum Aklımdaki düşünceye göre dünyadaki en iyi oyuncu benim Elbette herkese saygı duyuyorum Ama durup düşündüğümde Her zaman bunu seçiyorum Umarım buradan ayrılmadan Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu ben olurum Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig kupası kaldırmak bana Ballon d'Or ödülünü kazandırır diyor Muhammed Salah. Son cümleyle ilgili ne diyorsun? Ben katılıyorum. Katılıyorum. Net. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig kupasını kaldırmak balon d'Or ödülünü kazandırır ama şunu sorayım hadi. Real Madrid-Liverpool finali. Evet. Penaltılarda Liverpool şampiyon oldu. Premier Lig şampiyonu oldu mu? Premier Lig şampiyonu oldu. Old oldu. also tamam. Alır. Alır. alır mı diyorsun? Allah alır. Neden? Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi alıyor. Tamam. Salah %100. Birisi de La Liga şampiyonu artı benim. finalde penaltıları kaybetmiş ama Şampiyonlar günde o sezon gol çalı mesela. Ben Salah'ın alacağını düşünüyorum. Premier Lig artı şampiyon La Liga artı Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid alırsa da Benzema alır. Hmm. Ama Premier Lig şampiyonu Liverpool oldu. Şampiyonlar Ligi artı Real Madrid ligi aldı o zaman Benzema alır. En zor soruyu soruyorum o zaman sana şimdi. İzleyicilerimize de soruyorum o zaman bu soruyu. Çok zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City oldu. Tamam. Premier Lig şampiyonu Manchester City oldu. Balon d'Or kim kazanır? Kevin De Bruyne. Neden? Yani çünkü şut konuşuluyor. City'den bir oyuncu öne çıkmıyor bunu alacak kadar. Hiçbir zaman da çıkmadı evet. gibi konuşuluyor. Ben katılmıyorum. Manchester City Kevin De Bruyne olmadan ne o. kadar mükemmel bir takım olursa olsun mükemmelliğini kaybediyor. Yani hala Lionel Messi'si olmasa da De Bruyne'si var Guardiola'nın De Bruyne o kadar çok gol atmıyor Ya da o kadar ön tarafta değil diye Belki insanlar bazen gözden kaçırıyor Ama şu an dünyanın en iyi orta sahası Bu takımın da beyni Haliyle ben eğer bu iki dediğin kupayı City alırsa Buradan balon d'Or'unda Gideceğini düşünüyorum De Bruyne'ye Bu programda en çok sevdiğim şey bizim Alt olayı. Ne olayı Anında ne sorsak anında geliyor alt bant olarak bütün e, ekibimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum aynı zamanda. Şurada notum vardı. En çok tarihin golcüsü olmak istiyorum diye Liverpool'da diyor ya. Evet. Onu yapamaz. Yani onu söyleyeyim. Çünkü Ian Rush'ın 346 golü var abi. Şu an Mo 153 golde. Premierlik tarihinin ama en golcü oyuncusu. Ha Premier'de olur. Alan Shearer'ı geçmesi gerekiyor orada. Şu yani... Hayır, Liverpool'un... Liverpool'un forması yani giymişlerden bahsediyor. Aynı. Kendisi... Mesela Gerard'ın 186 golü var, onu geçer diye düşünüyorum. Şimdi izleyicimiz ter sormuş Orhan Bey, e, Dünya Kupası balon doğru etkilemez mi diye etkilemeyecek. Değişen kurallarla birlikte artık Dünya Kupası etkilemiyor. Daha doğrusu şöyle... Bir sonrakini etkileyecek. E, mi? Bir sonrakini etkileyecek. Evet. Sezonluk çünkü, çünkü zaten oldu. bir de Kasım ayında şu an Sezonluk oldu çünkü Sezonluk oldu, şu anki Kasım ayında zaten etkilemeyecek bu balon doğru. Onu söyleyelim aynı zamanda. Başka neyimiz var? Ha şey vardı bugün La Gazzetta Della Sport'ta Montella hocanın özel röportajı vardı sabah okudum. Evet. Onun açıklamasını istiyorsun. Hoşuma gitti evet. Onun yani açıklamasını elinde... da bir verebiliriz aynı zamanda Montella hocanın. Ya. Bu arada senin in, e, Milan şampiyonlukun şu an daha önde. Bak hocam da diyor. Futbolla yaşıyorum. Zamanımı maçları, rakipleri ve ligleri çalışarak geçiriyorum. Uzun süredir şampiyonluk kazanamayan Milan gibi bir takım için taraftarın etkisi sadece bir avantaj olur. Seri A'yı kazanmak Milan için bir ödül. Pioli kısmen düşük bir bütçeyle yanlış bir hamle yapmadan mücadeleci bir takım kurdu. Ne diyorsun? Bir hakkını verelim değil mi Pioli hocanın? Net verelim ama ee, yani nasıl bir hata yapıyorsunuz ya? Yani Inter sürekli nasıl kaybediyor? Yani ilk, herkes bir herkes ikram ediyor. ediyor. Yani. Herkes ikram ediyor. Herkes ikram ediyor. Hala Milan'ın hala zorlu fikstürü var. Zor. Bugün Fiorentina hala maçı var. Fiorentina var, Sassuolo deplasmanı var bildiğim kadarıyla. Var bir iki tane daha zorlu fikstür maçı vardı aklımda kaldığı kadarıyla. Bir kadarında. tane zorlu maçı var diyor ben hatırlıyorum gerçekten. Ama yine Farklısını de içinde. yine de her şeye rağmen şu anda avantaj Milan'da. Bu arada Montella hoca İtalya'ya dönecek misiniz diye sorulmuş röportajda. Bunları sezon sonu konuşuruz demiş ama La gazette della sportta çok övülmüş. Çok alt sıralardaydı, takımı aldı, yukarı çıkardı. üst seviyeye getirdi. Oyuncular onu seviyor. Ve mutlu olduğunu da belirtiyor Montelli Hoca Adana'da. Önemli bir iş yaptı Adana'da bu arada hocam. Yaptı. Hoca. Onu da Kesinlikle. söyleyelim. giriş açısından iyi bir iş yaptı. Hemen birkaç notum var. Ee, hakkı verilmesi gerektiğini düşündüğüm. Hakkı yenilenlerin hep yanındayım. Hepimiz. Ee, Fransa Lig 1'de 3. sırada kim var? Ren var. Güzel. 14 maçta Ren'in kalesini Doğan Alemdar koruyor. Başarıyla koruyor. Hiç kimse bahsetmiyor. Fransa Lig 1'de bu adam... Üçüncü sıradaki takımın 14 maçtır kalesini koruyan isim. Bu arada her türlü artık Haziran ayındaki milli takıma çağrılması lazım. Net tartışmasız. Ee, bir de Newcastle United. Gelecek sezon çok merak ediyorum. Seyirci ortalamasında şu anda stadyum anlamında dünyada 6. sırada yine dün pul çektiler. 52 bin küsür kapasiteli stadyumlarında. Zaten 51 bin ortalamayla oynuyormuş. Ne güzel. Şu anda 6. sırada dünya üzerinde. Ee, gelecek sezon bu mütevazı kadroya rağmen bunu bu yapan Eddie Hall'la birlikte hocam yani çok seviyorum. Çok daha başka işler yapacağını düşünüyorum transferlerle beraber. Büyük yatırım yapacaklar. Bu arada dün Liverpool kazanırken bir gövde gösterisi vardı bence çok fark edilmedi. Salah, Fabinho ve Trent Alexander-Arnold'u yedek bıraktı. Evet. Klopp hoca muazzam bir rotasyonda. Çok büyük bir riskti bu arada. Çok fizikli bir takım olduğunu düşünerek farklı bir 11 çıkardı. Galibiyeti de aldı ve bence eğer Liverpool şampiyon olacaksa Şampiyonluğu kazandığı maç dünkü maçtı. En zor maçını oynadı diye Malif düşünüyorum. Dediğim. Ve çok kritik bir galibiyet aldı. Biraz da farkı yarattı. Bu arada sözleşmesi uzadı 2026'ya kadar. Evet. Bugün haberler çıktı. Guardiola da uzatmış. 2025'in sonuna kadar diye resmileşir. Oradaki dev mücadeleler devam edecek. Ben bir şey rica edecektim. şu Lewis Hamilton konusunu da hiç konuşmadık. Çok kısa o bir dakikamız bu arada. O Lewis Hamilton'ın Tamam. İşte Verstappen açıklaması 33 34'ü de bir onu da verelim sonra verelim bitirelim. E, son bir dakikalık süre içerisinde. Tabii bu çok önemli yatırım teklifleri geldi Chelsea ile ilgili ama Max Verstappen'den Chelsea satın almak için girişimlere başlayan ve Arsenal taraftarı olduğu bilinen Sir Lewis Hamilton'a ben PSV taraftarıyım ve Ajax'ı asla almazdım diyor. Sen alır mıydın? Alırdım. Ya yani çünkü <laughs> fotoğrafı da var. Bir sonraki fotoğrafı, fotoğrafı or verelim. verelim. Ortamızı alabilir miyiz onu? Son iki madde. Ya var şimdi. Ailede 34 Arsenal'lılık varmış. Forma <gülüyor> ama <gülüyor> çok iyi bir spor adamı. Evet. Serena Williams beraber ortak bir yatırım Aynen. hikayesi var ama bu arada çok büyük teklifler geldiği haberleri var yani bu konsorsiyumlardan. O yüzden belli olmaz ama ben sporcuların spora yatırım yapmasına karşı değilim. abi ben de değilim. Lebron James nasıl yaptıysa. A, bravo, diğerleri aynen. de hepsi yapabilir yani gayet de mantıklı. E, sonuçta oradan para kazanan oraya yatırım yapsın hatta daha çok mümkünse yani. E, kazandığı yere yatırım yapsın. Bence daha mantıklı. Bu arada bizim az önceki teknik adamlar volu ile duvarı ile ilgili yorum gelmiş. İzleyicimizin adını kaçırdım. Fatih Hoca da olmalıydı diye. Görmüşsündür. Daha benim. önce bahsetmiştik. Daha önce vermiştik kendisine nasıl? o konuda. E, kesinlikle Fatih Hoca aynen. %100 olmalı önemli bir figür olarak. Ağzına sağlık. Bitti mi? Bugün Bitti. kısaydı. Teşekkür ediyoruz. Bugün benim kısaydı. Sonrasında yine inşallah uzun yayınlarla birlikte karşınızda olacağız diyoruz. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkürler. Güzel pazarlar, hoşçakalın. İyi bayramlar.